Meltem! Başkan! Meltem! Ay, ölmedik ya! Meltem sen ne yapıyorsun orada, iyi misin? Ben öldüm mü, ölmedim mi hiçbir şey kestiremiyorum ya. Sen söyle bir bana. Meltem sen delirdin mi ya? Sen aklını mı oynattın ya? Camdan atlamak nedir ya? Biz niye akıl hastanesindeyiz acaba? Akıl hastanesindesin diye illa delirmem mi lazım? Ya ben delireceğim, aklıma çıkıp sen niye atlıyorsun oradan ya? Ya ben hayatım boyunca çöp gibi yaşadım. Şurada çöpün içinde geberip gideceğim. Ah! Onu da beceremiyorum ya. Saçma sapan konuşma sıpa gözüm, ben hala şoktayım. Kafayı yiyorum ben. Şurada az buçuk aklım var. O gitmeden şu işi becereyim dedim. At sus. Vallahi sus. Sana delirmeyi yasaklıyorum. Artık delirdim lafı yok. Eğer delireceksen de beraber delireceğiz. Hayır bu nedir ya? Benim zaten az evvel aklımın yarısı gitti sayende. Kusura bakma canım. Hadi gel. Hadi gel içeri hadi. Aa. Gel. Ya! Ne oldu? Ne oldu? Koluna bir şey mi oldu? Ay kol kırıldı galiba. Kırık değildir o. Kırık olsa duramaz zaten. Gel. Hadi bak. Sen bunu nasıl yaptın ya? Tamam, tamam, tamam. Aç ayağını, aç şunu bas. Nedir durum doktor? Meltem Hanım'ın verilmiş sadakası varmış. O çöp konteyneri kesinlikle hayatını kurtarmış. Kolum acıyor diyordu. Kolunda bir çatlak vardı. Sargıyı aldık ama önemli bir şey değil. Şükür, çok şükür. Yalnız Zülfikar Bey, intihara teşebbüs etmiş olması durumunun tahminimizden de ciddi olduğunu gösteriyor. Ne yapacağız peki doktora? Şimdilik bir sakinleştirici yaptık. Bu gece dinlensin. Sabah uygulayacağımız tedaviyi daha detaylı konuşuruz. Tamam. Başkan. Nasılsın deli kız? Ne demişler? Deliyle çıkma yola, başına gelir bela. Ben senden gelecek belaya kurban olayım. Ağrınsızın var mı çok? İyiyim de gözler durmuyor, kepek indiriyor. Tamam. Meltem bak sen uyu güzel güzel, ben buradayım tamam mı? Kapının önünde bekliyorum, bir şey olursa seslen. Hemen geleyim. Tamam. Zülfü. Söyle. Abime bir şey söylemeyelim. Şimdi onun da gecesini mahvetmeyelim. Tamam. Hadi iyi geceler. Geçici hafıza kaybı olur ama zamanla toparlanacaktır. Önemli bir şey değil. Doktor hanım beni hatırlar değil mi? Hatırlar tabii, o kadar da değil. Ama siz bir risk yok diyorsunuz değil mi? Bir risk yok. Hayır, çok sık kullandığımız bir yöntem. Tamam yani iyi olsun da değil mi? Yeter ki iyi olsun ya. Olur olur, merak etmeyin. Müsaadenizle. Abi niye geldin? Ne yaptın kızım? Zülfü söylemeyecekti sana. Meltem'im. Canım Meltem'im canım. Bir aile iki tane deli yeter Meltem'im. Senin en acilinden kendini toparlaman lazım artık, anladın mı? Lütfen. Son zamanlarda kötü bir şey yaşadı mı? Yani işte ufak tefek şeyler. Mesela? Bir ara hapse girdi çıktı. Ne? Ha. Ya bir de beni öldü zannediyordu. 2 yıl boyunca beni aradı. Nasıl yani? Sizi mi? Niye? Ya benim başımdan bir ölüm olayı geçti de ben 2 yıl boyunca aslında ölüydüm. Tabii o sürede o da çok zor günler yaşadı. Ama sonra çıktım geldim. Siz ciddi misiniz? Ha. Yok, onunla alakası yok.
Ben genel hep gel gitliyim. O da benim yüzümden belki, biliyorsun. Ağır bir durummuş, şimdi anlaşılıyor. Bir dakika, seninle ne alakası var? Hiç alakası yok. Bu dünyadaki bütün trajedilerin benimle alakası var Meltem. Var.